Şansınıza güvenir misiniz? Evet. Şans oyunları oynar mısınız? Oldukça. Yeni yıla yaklaşıyor, milli piyango bileti aldınız mı? Bir tane aldım. Büyük ikramiye ne kadar biliyor musunuz? 50 milyon mu ne herhalde? Evet, büyük ikramiye 50 milyon lira. Bu para size çıkarsa ne yapmak istersiniz? Bu para bana çıkarsa para düşünsün artık ne yapacağımı. Çok şey yaparım herhalde ya. Dünya turu. Başka da bir şey yapacağım yok yani. Ben, karım, çocuklar. O şekilde. Şansınıza güvenir misiniz? Biraz. Şans oyunları oynar mısınız? Evet. Yeni yıl yaklaşıyor. Milli piyango bileti aldınız mı? Aldım maalesef. Ayırdım diyeyim. Aldım demeyeyim, ayırdım. Büyük ikramiye ne kadar biliyor musunuz? 50 trilyon. 50 milyon diyelim. Evet. Peki 50 milyon size çıkarsa ne yapmak istersiniz? 50 milyon bana çok da. Birazını dağıtırım herhalde. Kendime küçük bir ev alırım. Gerisini de çocuklarıma veririm, o kadar. Başka özelliğim yok yani, torunlarımla yaşamayı isterim. Şansınıza güvenir misiniz? Şansıma güveniyorum devamlı. Şans oyunları oynar mısınız? Hayır. Yeni yıl yaklaşıyor, milli piyango bileti aldınız mı diye evet. Soracağım ama aldınız. Evet. Büyük ikramiye ne kadar biliyor musunuz? Büyük ikramiye bilmiyorum ama şans testleri alıyorum. Büyük ikramiye 50 milyon yani 50 trilyon. Evet. Bu para size çıkarsa ne yaparsınız? Para çıkarsa ilk başta fakir fukaraya yardımcı olacağım. Gerekirse cami, okul, yani bunları yapacağım gerçekten. Şansınıza güvenir misiniz? Çok fazla değil. Şans oyunları oynar mısınız? Onda da çok fazla oynamam. Yeni yıla yaklaşıyor, milli piyango aldınız mı? Evet, yani henüz almadım ama almayı düşünüyorum. Büyük ikramiye ne kadar biliyor musunuz? Sanırım 50 milyon. Evet, 50 trilyon, işte 50 milyon size çıkarsa ne yapmayı düşünürsünüz? Deliği görmeden paçayı sıvamamak lazım. Önce bir çıksın, sonra yapacak bir şeyler bulunur. Yok. Şans oyunları oynar mısınız? Çok değil, hayır. Yeni yıl yaklaşıyor, milli piyango biletinizi aldınız mı? Yok, daha almadım. Peki, yeni yıl ikramiyesi ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Hayır, ne kadar? 50 milyon. Yani eski para 50 trilyon. Bu para size çıksa ne yaparsınız? Gayrimenkul yatırımı sanırım. Dedik ya şeyin miktarını çok tutuyorlar. Milyonlarca, 100 milyonu geçin millet basıyorlar. O bir. 7 rakamlı oldu. Bir tane rakam ilave ediyorlar. Pirinç içinde gece orada sana denk gelecek de. Boş ver. Gereksiz hayallerle kapının alemi yok. Azdırı sonra çok para adamı. Onun için yani başka sebebi yok. Niye almayayım bilet yoksa, ama boş ver. Ha şimdi çıkacağını bilsen almaz. Niye almayayım? Adam evini ipotek eder gene alır. O ayrı konu da. Yani fazla da umudum yok öyle çıkacağından. Alıyorum. Daha yeni alıyorum. Milli piyango ne kadar biliyor musunuz? 12,5. 50 milyon. Peki o para size çıkarsa ne yapmak istersiniz? Ev alırım. Sonra araba alırım. Kamera yok ki karşıda. Kamera şakası yapıyor. İlk önce ev alırım, sonra da araba alırım. Peki siz şansınıza güvenir misiniz? Kesinlikle güvenmiyorum. Şans oyunları oynar mısınız? Sadece kazı kazan, her çarşıya geldiğimizde. Yani her gün. Batırdı mı kız bu çocuğu, batırdı. 30 senedir buradayım, canını okuyor. Yeni yıl yaklaşıyor, milli piyango biletinizi aldınız mı? Evet, aldım. Miktarını biliyor musunuz, kaç milyon? 50 milyon. O parası çıkarsa ne yapmak istersiniz hayaliniz? Uğraşıyorum, ticaret için tekrar bir şeyler yaparım herhalde yani. Evim, arabam, her şeyim var yani. Ticaretle uğraşıyorum. Ticarete yatırırım %99. Siz şansınıza güveniyor musunuz? Güveniyorum. Şans oyunları oynuyor musunuz? Bol bol. Milli piyango bileti aldınız mı yeni yıl için? Bir gün aldım daha. İki tane aldım. Peki miktarını biliyor musunuz, kaç milyon oldu? Evet, 50 milyon. O parası çıkarsa ne yapmak istersiniz hayaliniz? Hiç düşünmedim. Bilmiyorum. Hiç şansım yok. Şans oyunları oynar mısın? Oynarım. Her gün at yarışı oynarım. Ara kere 50 lira 60 lira tuttururum. Onlarca bir şey yok. Yılbaşında bilet alırım yalnız. Onda da bir şey yok. Yılbaşı biletinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Tam 50 lira. Çeyrek 12,5 lira. O 50 milyon lira size çıksa ne yaparsınız? Hepsini yerim. Evladım var yurt dışında. Ona giderim evvela. Onu da rahatlatırım. Gerçi rahat onlar da. Ya ne diyebilirim? Para bırakmam gereği, hepsini yerim. Dünyayı dolaşırım.